Merhaba. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın 135 kitaptan oluşan Modern Klasikler dizisini okumaya karar verip ilk kitabını aldım. William Golding'den Sineklerin Tanrısı. Kitap 261 sayfadan oluşuyor. En son bölümde seriye ait 135 kitabı tek tek yazmışlar. Yani ilk kitabı aldıktan sonra sırada hangi kitap var diye merak etmenize gerek yok. Öncelikle kitabın konusunu anlatayım. Sonra başka konulara da değineceğim. Gelecekte atom savaşı sırasında güvenilir bir yere götürülmek üzere bindikleri uçak düşürülen 6 ile 12 yaş arası çocukların Mercan Adası'nda başlarından geçen olaylar anlatılıyor. Kitaba başlar başlamaz kitabın çocuklar için yazılmış bir eser olduğunu ve sıradan bir yazarın elinden çıktığını düşünebilirsiniz. Ama hiç de öyle değil. Golding 1954 yılında bu kitabı yazdığında 20'ye yakın kitabayı bu eseri basmayı istememiş. Ne var ki eser basılır basılmaz da klasikler arasındaki yerini almış ve okullarda okutulmaya başlanmış. Kitabı okuduğumda George Orwell'ın Hayvanlar Çiftliği isimli kitabıyla benzerlikler taşıdığını gördüm. O kitapta da çiftlikteki hayvanların macerası anlatılıyor gibi dursa da esasında insanın duası anlatılıyordu. Bu kitapta da ıssız bir adaya düşen çocukların yaşam mücadelesi anlatılırken dünyanın en masum canlısı olarak gösterilen çocukların Güç denilen zehir nedeniyle nasıl en tehlikeli varlığa dönüştüğünü görüyoruz. İnsanların içindeki kötülüğü ve kötülüğün toplumda nasıl olup da bulaşıcılığı yüksek bir salgın etkisi yarattığını görüyoruz. İyi ve kötülüğü temsil eden kitabın iki lider karakteri arasında çocukların neden kötülükten yana taraf olduklarını çok güzel anlatıyor. 1954 yılında yazılan bu eserin neden hala güncelliğini koruduğunu okuduktan sonra anlıyorsunuz. Çünkü kitabın teması insan ve insan her dönemde aynı. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Başka bir kitapta görüşmek üzere. Hoşçakalın.